Dünyasının değerli izleyicileri, sizleri sektörün önce isimleriyle buluşturmaya Ankara'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere Beypazarı'ndan sesleniyoruz. Yanımızda fidancılık alanında faaliyetlerini sürdüren Kadir Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Kadir Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Allah çok teşekkür versin. Ediyoruz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Kadir Bey kimdir? 1972 Beypazarlı doğumluyum. Bu sektörün içinde 20 yıldır sebze fidesi üretim işi yapıyoruz. Domates, biber, marul, bu tip sebzelerin fidelerini Beypazar'da üretiyoruz. Peki şu anda buradaki üretim alanınızda hangi fidanı üretiyorsunuz? Ağaç fidanı değil de biz daha çok sebze fidanı üretiyoruz. Marul, bütün marul çeşitleri, kırmızı lahana, karnabahar, bunları üretiyoruz. Peki bu üretim aslında çiftçilik bir o kadar da zordur bir yandan da. Peki bu maalesef üretimi sağlarken nelere dikkat ediyorsunuz? 20 yıldır bu başarıyı neye borçluyuz? Çalışmaya borçluyuz. Sadece çalışmaya. Çalışarak iyi işini en iyi şekilde yerine getirmeye. Peki nelere dikkat ediyoruz? Kaliteli ürün, kaliteli fide. Peki bunların tabii ki de gübreleri, sulanmaları da bir o kadar önemli. Buradaki üretim ağımız nasıl ilerliyor? Buradaki üretim alanımız, şimdi birazdan göreceğiz, tohum makinesiyle ekimden, çimlendirme odasından seraya serilmesine kadar, seranın içinde yetişme süresine kadar bunları beraber göreceğiz içeride. Üretim kapasitemiz nedir? Yılda yaklaşık 15 ila 20 milyon civarında sebze fidesi üretiyoruz. Peki Kadir Bey, kimlere hizmet ediyoruz? Sadece Ankara halkına mı? Sadece Beypazarı, Ankara halkı. Beypazarı bu yöreye hitap ediyoruz. Peki talepler doğrultusunda üretim ağımızı genişletebilir miyiz? Başka illere de açılabilir miyiz? İmkanlar dahilinde olabilir. Bunlar ileride olabilecek şeyler yani. Çiftçimize destek diyoruz o zaman. Evet, evet. Peki sizler burada tüm üretim ağını sağlarken kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Aslında burada birçok insana da istihdam sağladığınızı görüyoruz. Aynen, şu anda çalışan 11 tane elemanımız var, sabit, yaz, kış. Kışın 3 ay falan üretim yapmıyoruz ama 3 ayda hiçbirisini bırakmıyoruz. 3 ayda burada sizinle birlikte tabii, çalışmaları tabii sürdürüyorlar. Her sezon işçiyi değiştirip, şey yapamayız yani, yeni insanlarla, acemi insanlarla uğraşamazsın. Sürekli ekibinle çalışmak zorundasın. Kesinlikle. Siz de sürekli ekibinizi ve kadronuzu burada sabit tutmaya çalışıyorsunuz. Aynen. Peki izleyicilerimiz marul seçimleri yaparken veyahut da sizin bu fidan seçimlerinizden ilerlemek istersek nelere dikkat etmeliler? Nasıl bir alışveriş yürütmeliler? Şimdi buna dikkat etmesi gereken, bizim burada deniz seviyesidiriz mesela, rakım. 450 rakımda ekilişleri var. 650 rakımda, 1100 rakımda yazlık, kışlık diye marul çeşitleri var. Ona göre ekim yaptırıyoruz. Ekim zamanlarına dikkat etmeleri tabii, gerekiyor tabii o zaman. Ekim zamanına dikkat edilmesi gerekiyor. Peki doğallığını nereden anlayabilirler? Doğal olarak burada yetişiyor tabii. Tohumlar yurt dışından, Hollanda, İspanya üretimi tohumların orada oluyor. Hastalık riski, bunlar hep laboratuvarlarda incelenerek yıllar geçiyor bir tohumun çıkması. Bunları alıyoruz. Burada
burada üretim yapmak için kullanıyoruz bunlar. Burada kullandığımız ürünleri de çiftçiye fide olarak veriyoruz. Çiftçi de yetişmiş ürününü İstanbul'a sebze haline gönderiyor. Aslında sizler ithal ettiğiniz tescilli ürünlerin burada yetiştirmesini ve devamlılığını sağlıyorsunuz. Devamlılığı sağladıkça da Türk çiftçisine aslında katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Aynen. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir Kadir Bey? Neden tercih edilmelisiniz? Tabii ki de 20 yıllık bir bilgi referansınız var ama. Şimdi insanların kendi tercihi, bir Beypazarı'nda yaklaşık olarak 5 tane falan fideci arkadaşlarımız var hep beraber. Beypazarı'da bir rekabet yoktur yani. Herkes birbirine yardımcı olma şeklinde bu işi devam ettiriyoruz. Peki sizin hasat zamanlarınız ne zaman? Bizim hasat zamanlarımız Şubat 20-25'te biz ürettiğimiz fidanları tarlaya dikeriz. Şubat ayı ilkbahar dönemi havalar biraz serin olduğu için marul için konuşuyorum bunu. 75-80 günde 90 günde yetişir. Şubat'ın 20'sinden sonra Beypazarı'da üretim, Eylül'ün 15'ine kadar bizim Beypazarı'da üretim devam eder. Eylül'ün 15'inde Beypazarı'da fide üretimi biter bizim kendi sektörümüzde. Peki, bu işletme olarak. Çiftçiye fidan desteğini sağlarken bir yandan da sevkiyatını sizler mi sağlıyorsunuz? Dağıtım ağınız ne şekilde ilerliyor? Sevkiyatı da bize ait. Yetiştirdiğimiz fideyi üreticiye direkt tarlasına götürüp bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra bizim işimiz bitiyor üreticiyle. Peki izleyicilerimizin sizlere ulaşabilmesi için bir sosyal medya hesabınız var mıdır? Instagram'dan Uğur Bey Fide olarak ulaşabilirler. Konum ve irtibat numaralarınız zaten o alanlarda mevcuttur. Aynen. Peki başarılı bir iş insanı olaraktan ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak söyleyeceğim, insanların çaba sarf edip çalışması lazım. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Emeksiz yemek olmaz diyelim. Emeksiz yemek olmaz. Aynen. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm değerli bilgiler için, ülkemize rica kattığınız ederim. Değerler için diyelim.